Günaydın ve hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Çünkü buraya bu yakışıyor. Burası neresi mi? Burası Kudüs. Mescid-i Aksa'ya çok yakın bir otelde kalıyoruz. Şimdi sizinle biraz da oteli paylaşayım istedim. Çünkü gerçekten tavsiye edebileceğim bir otel. Fiyatını bilmiyorum ama söylenilenlere göre tur olarak tabii ki daha biz indirimli geliyormuşuz. $280 dediler geceliğini. Ama şimdi yanlış olmasın. Rehberimiz öyle bir söz söyledi. Doğru mu bilmiyorum. Araştırırsınız. Biz de sorarız sizin için. O kadar yoğun bir gün yaşıyoruz ki soramıyoruz. Bakın. George Hotel. Odaları her gün temizleniyor. Yemekleri de güzel ama tabii bizim damak tadımıza uygun değil. Çok safran kullanıyorlar. O yüzden biraz sıkıntı. Bakın kuş sesleriyle. Saat bu arada 3:10 geçiyor. Gece yarısı yani. Nereye gidiyoruz? Dualarımızı mübarek günde yapmak için gidiyoruz. Ve bizi böyle bir lobi karşılıyor. Selamun aleyküm. Ve sağımızda asansörler var. 5-6 katlı bir yer. Lüks otel. Tek başına yönetimi tek başına Müslüman değil. Zaten tek başına biliyorsunuz. İmkanları çok fazla yok çalışmaya. Ve bizi böyle güzel bir ruhun gıdası karşılıyor. Burada bol bol tabii şimdi diyeceksiniz ki her şeyin yeri ayrı. Müzik de güzel. İbadet de güzel. Hiçbirisi tabii ki birinin yerini tutmuyor ama tabii ki ibadet daha önemli de o da önemli. Arkadaşları bekleyene kadar sizin için bari dedim ki burayı çekeyim. Çünkü odalarından inmelerini bekliyorum. Bakın güzeller güzeli Mescid-i Aksa buradan da bize bakıyor. Ama biz o kadar yakınız ki şimdi yürüyerek gideceğiz. Yani kaç kilometre var? O kadar çok yol yürüyünce diyoruz o kadar da uzak değilmiş ama tabii gelenlere göre uzakta olabilir. Bir 10 dakikada falan gidiyoruz. Buralara girmemiştik. Ben yine geriye döneyim. Çünkü restoran kapıları kapanmış. Onun için oraları gösteremiyoruz. Biliyorsunuz safran çok pahalı bir aslında baharat. Ama o kadar çok kullanıyorlar ki size anlatamam.
İlk geldiğinizde grupları, bütün ilk gelen grupları burada ağırlıyorlar. Sabah kahvaltısı var. Ve akşam yemeği var. Buradan kahvaltılıklarımızı alıyoruz. Burada böyle ekmeğimizi alıyoruz. İşte kızartıyoruz, soslar falan var. Burada tabii ki o muslileri falan sevenler, süt falan o çeşitler var. Ve burada da böyle masalar var. Bu şekilde. Yemekler de burada. Ama şu gördüğünüz kapıda asıl dışarıda biz orada yiyoruz, bahçe gibi. Ama orasının da ışığı yanmıyor. Size orayı gösteremeyeceğim. Bakayım gösterebiliyor muyum? Parlıyor. Gösteremeyeceğim. Flaşı kapatınca olmuyor. Ve böyle işte. Bazılarının odası çok küçük ama ben hep söylüyorum çok şanslıyım diye. Yani onların odasına göre gerçekten saray. Bayağı bir rahat ettik biz. Ve bu asansörlerin yanından da yukarıya gidiyor. Bir ilk konuğumuz geldi. Ödül sizin. Size günaydın, hayırlı sabahlar diyorum. Nasılsın? Çok yorgun görünüyorsun. Zorlandın mı kalkarken? İlk röportajımı hak ettin sen şimdi. Yani hem de evet onun için mi kalktın yoksa? Bir hayır Kudüs için mi? Şimdi o ayrı tabii onun için geldik ama ilk röportaj için mi erken sen geldin? Ama sen geldin. Yani de, evet desene ben öyle istiyorum. Ha, tamam. Teşekkür ederim. Tamam peki senle beraber kapatalım mı? Ben biraz oteli tanıttım. Hani siz yokken gelmek isteyenlere bir fikir olsun. Hani tek başına da belki gelmek isterler ama güvensiz bulurlar da gelemezler belki bazıları diye. Tanıttım birazcık. Senle beraber kapatalım mı? Tamam o zaman hep beraber sen de der misin ki işte hayırlı cumalar buradan bir mesaj verir misin? Beni takip edenlere burası için sana en çok içinde yer eden bir mesaj verir misin? Öncelikle hayırlı cumalar. Kudüs'e gelmeyi düşünmeyin, gelin. Kudüs gönlünüzde var. Gönlünüzü yerleştirip de gelin ama öyle sadece gezmek için değil. Sindirip gelin. Yoksa hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz ama sindirip gelirseniz gerçekten olağanüstü bir şehir. Kudüs en çok beni etkileyen taşların dili. Taşlar sana çok şey anlatıyor. Kaldırım, yol taşları. Onları dinleseniz yeterli. Evet. Bu kadar. Peki korkulacak bir şey Hayır, olmadığını ben her kesinlikle yok. videomda söylüyorum. Kesinlikle Gelirken bir ön yargıyla geldik. Sen bu hususta ne düşünüyorsun? hiçbir sıkıntı yok. Değil mi? Yani bize gösterilen, söylenilen gibi asla değil. Hayat burada hiç o bizim orada duyduğumuz gibi değil. Hatta buraya geldiğimizde de senin de yakınların bilmiyorum oldu mu beni işte mesajlarla arayarak da işte söylediler. Orada da başka bir haber geçmiş. Ama hiç öyle bir şey yok. Yok yok Ki tam da olayların içindeyiz yani aslında o, eğer o söylenilenlerin içerisinde uzağında değiliz değil mi? Peki o zaman tekrar hep birlikte ikimiz beraber 1, 2, 3 hoşça kalın. hoşça kalın. Hayırlı Hayırlı cumalar. cumalar. Günaydın.